Aziz kardeşlerim, Avrupa'da Türk, Kürt, Sünni, Alevi türünde ayrımcılık yapanlara karşı Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olacak mıyız? İri olacak mıyız? Diri olacak mıyız? Yeni Türkiye'yi hep beraber kuracak mıyız? İşte Avrupa'nın vicdanının, Avrupa'daki Türklerin vicdanının, Avrupa'daki Türkiye Cumhuriyeti gönüllerinin vicdanı budur. Şimdi bu çerçevede inşallah 7 Haziran seçimlerinde yeni bir destan yazmaya var mısınız? Yeni Türkiye'yi birlikte inşa edebilmek için ilk defa bir genel seçimde fevç fevç sandıklara gitmeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçiminde maalesef istediğimiz katılım sağlanamadı. Sizlerden şimdi güçlü bir söz almak istiyorum. 7 Haziran seçimleri için 8 Mayıs ile 31 Mayıs arasında bütün Avrupa'da sandıklara gidecek misiniz? Oylarınızı kullanacak mısınız? İnşallah Türkiye 2023'e doğru taşıyacak olan AK Parti kadrolarına destek olacak mısınız? Şimdi gelelim müjdelere. Dikkatlice bütün vatandaşlarıma, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza hitaben 10 maddelik müjdem var. Birer birer zikrediyorum. Birincisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dövizli askerlik bedelini ya da harcını 6000 Euro'dan 1000 Euro'ya indiriyoruz. Ta ki kimse bu korkuyla vatandaşlık konusunda bir tereddüte düşmesin. İnşallah bütün vatandaşlarımızı bu çerçevede askerlik görevi milli bir görev. Bu çerçevede inşallah bundan sonra hareket etmeye davet ediyoruz. İkincisi, Dışişleri Bakanı'nın kendi bana çok gelirdi. Pasaport harçlarıyla ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 217 euro olan pasaport harçlarını 100 euroya indiriyoruz inşallah. Çünkü biliyoruz sizler için pasaport sadece Türkiye'ye veya yurt dışına gidip gelmek için gerekli bir işte, bir evrak değil. Onurla taşıyacağınız bir kimlik kartı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti damgalı pasaportu onurla taşıyor mu? Onurla taşıyor mu? Birine gösterdiğinizde işte ben bu ülkenin vatandaşıyım diye gururla bakıyor musunuz? Duymak istediğimiz söz bu. Yoksa 200 euronun 100 euronun lafı olmaz. Esas olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun manevi değeridir. Gurur duyulmasıdır. 3. Yurt dışından getirilen araçların Türkiye'de kalış süresini 2 yıla çıkarıyoruz. Bakın, birileri gibi cağız cığız demiyoruz. Çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. 4. Özellikle boşanma miras meselelerinde söz konusu olan tanıma ve tenfiz davalarını hızlandırarak kolaylaştırıyoruz. Yani Almanya'da alınan bir hukuki kararın Türkiye'de tanınması, orada alınan kararın burada tanınması için talimatları verdim. Artık iki hukuki işlem olmayacak. İnşallah hukuki işlemleriniz en kolay yoldan yapılacak. 5. Yurt dışından getirilen, günlük bir sorun ama çok gündeme gelmişti. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kayıt edilmeden kullanma süresini 2 katına çıkaracağız inşallah. Altı, yine çok gelen bir meseleydi. Hangi formülle nasıl bir, tabii Türk Hava Yolları özel bir kuruluş.
Onlarla da istişare ediyoruz. Ama yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye aileyle, 3 kişilik bir aileyle birlikte yaptığı uçuşlarda %20 indirimi talep ediyoruz, edeceğiz. %20 indirim. Böylece hem yollarda o uzun karayoluna muhtaç olmayın, hem de evlatlarınızla, eşlerinizle birlikte sık sık Türkiye'ye huzur içinde gelin inşallah. 7. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye'deki bursları bahsettim. Şimdi Almanya'da olup da okuyan gençlere akademik destek ve burs sağlıyoruz. Bu çerçevede lisans bursu olarak 500 euro, yüksek lisans bursu olarak 700 euro, doktora bursu olarak 1000 euroluk burs desteği veriyoruz gençlerimize. Ta ki gençlerimiz burada daha iyi okuyup inşallah hem Türkiye'ye hem Almanya'ya hem de Avrupa kültürüne katkı yapacak, insanlık kültürüne katkı yapacak bir birikime ulaşsınlar. 8. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocuk ve gençlerinin Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek üzere Gençlik Köprüsü projesini başlatmıştık. Bu projeyi kapsamını en geniş şekilde sürdürerek bütün Avrupa'ya yayacağız. Gençlik köprüleriyle 3. 4. nesil gençlerimizi Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz. 9. Burada özellikle hanım kardeşlerime sesleniyorum. 15 Mayıs'ta parlamentoda onandı, yasa geçti. İnşallah hepiniz bundan istifade edeceksiniz. Bununla doğum yardımı tespit ettik Türkiye'de. Dedik ki bizde doğum yapan bir hanıma hediye vermek, bebeğe de ilk altını takmak en büyük geleneklerden biridir. Bu çerçevede Türkiye'de olsun olmasın, nerede olursa olsun, bu çerçevede de Avrupa'da doğum yapan her annenin ilk çocuğuna çeyrek altın karşılığı 300 Türk lirası, ikinci çocuğa 400 Türk lirası, üçüncü çocuğa da tam altın 600 Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden doğum hediyesi verilecek. Yani belki daha babası onu tebrik etmeden devlet, işte Şeyh Edebali'nin deyişiyle insanı yaşatan devlet yeni bebeklerine sahip çıkacak. Doğumu ibraz ettirdiğinizde başkonsolosluklarımıza doğum yardımını alacak. Anneler alacak ama. Bizzat annelere. Babalar da annelere yardımcı olacak çocuğu büyütmeye. Aile bir bütün. Onuncusu. Bu arada unutmayayım. Bir başka önemli hesap daha var. O da çeyiz hesabı. Birçok anne babanın en önemli meselelerinden biri çeyiz, evlenecek çocuğu için düğün öncesinde nasıl bir telaş yaşayacağı. Şimdi şunu yapıyoruz. Türkiye'de de Avrupa'da da dünyanın her yerinde. Eğer çocuğunuzu evlendirmek kastıyla doğduğu andan itibaren ya da herhangi bir aşamada bir hesap açtırır, çeyiz hesabı derseniz bu hesaba ve çocuğunuzu evlendirmek için gerekli müracaatı gösterdiğiniz anda ne kadar para yatırdıysanız onun %20'si kadar da devlet çeyiz hesabı katkısı verecek. İşte bunun için diyoruz. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar konuşur, biz söz verdik mi yaparız. Benzer şekilde ilk konut almak isteyen birisi konut hesabı açtırır ve para biriktirmeye başlarsa onun da %15 katkısını konut aldığı anda devlet tarafından vereceğiz. Şimdi biraz önce değerli başkanım Süleyman Bey'in de talep ettiği bir hususla birlikte 10. müjdeyi de veriyorum. Şimdi soruyorum size. 53 yıldır kimse yapamamıştı, aklına bile getirememişti. Size seçme hakkını kim verdi?
Size seçme hakkını kim verdi? Size seçme hakkını kim verdi? Onlar konuşur, AK Parti yapar. Şimdi buraya geliyorlar sizin huzurunuza. Niye geliyorlar? 5 sene önce 2011 seçimlerinde gelmediler. Geldiler mi? Şimdi geliyorlar. Niye? Çünkü AK Parti size seçme hakkı verdi. Onun için de liderler birer birer gelip sizi ikna etmek zorundalar. Huzurunuza gelecekler. Huzurunuza gelip sizden izin alacaklar. Bu böyle olacak bundan sonra. Şimdi son müjdemi veriyorum. Seçme hakkı dışında 7 Haziran'dan sonra inşallah ilk girişimlerimizden biri size seçilme hakkını da getirmek. Türkiye'de 85 seçim bölgesi var. İnşallah 86.sını da yurt dışı için kurarız ve sizlere de kendi temsilcilerinizi seçme hakkını vereceğiz inşallah.